arkadaşlar. Kaldığımız yerde inkılaplarına devam ediyoruz Baran hocamla. Sonra Solomon Samuels'in toplanması ve aldığı karar, yani kastettiğimiz kararlar, misakimilik kararları, Türk Kurtuluş Savaşı'nın her şeyini belirleyecek olan kararlardır. Bu kararlara baktığımız zaman kararların şifresi var arkadaşlar. Nedir şifremiz? Kapsar. Kapsar. Kapsar şifresi Osmanlı Mahpus Hamamesi'nin almış olduğu kararlardır. Şimdi nedir bu kararlar? Birincisi sınırlar. Demiş ki Monros imzalandığında işgal altında olmayan tüm topraklar milli sınırımızdır. Şimdi arkadaşlar sırf böyle dediği için zaten Monros imzalandığında işgal altında olmayan Musul, işgal altında olmayan Hatay, buralar daha sonra taviz olarak karşımıza çıkacaktır. Niye? Çünkü burada demiş ki Monros imzalandığında işgal altında olmayan. Mondros imzalandı. Bu bahsettiğimiz yerle işgal altında olmadığı için biz daha sonra bunların elden çıkmasına taviz edeceğiz arkadaşlar. Ve bu sınırlar yapılırken özellikle de Wilson ülkeleri baz alınmıştır. Milli sınırlarımız, yani ülkenin nereleri kapsayacağı son kez burada şekillenmiştir. Bir diğer kararı boğazlarla ilgili. Demiş ki İtilaf Devletleri'ne karşı siz boğazları boşaltmazsanız biz hiçbir şekilde boğazlardan gemilerin geçmesine izin vermeyeceğiz demiş. Bu kararla siyasi ve askeri bağımsızlık vurgulanmıştır arkadaşlar. Bir diğeri demiş ki azınlıklar. Demiş ki ülke sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşımız Türk vatandaşı sayılacak. İster Ermeni, Rumu, Kürt'ü, Çerkez'i evet. Fark etmez. Yani Türklük çatısı altında hepsini birleştirme düşmüştür. Neden? Azınlık meselesini ileride iç işlerine karışılmasında kullanılmasını istemediği için. Evet, yani hepsini eşit saymıştır o zaman, evet, değil mi? Evet, hepsini eşit saymıştır. Bir diğer mevzumuz kapitülasyonlar. Niye kapitülasyonlar önemlidir? Ekonomik bağımsızlık. Şimdi arkadaşlar az önce dedik ki azınlık hakları. Azınlık haklarının önemli olan kısmı nedir? Siyasi bağımsızlık. Kapitülasyonlar ise ekonomik bağımsızlık için olmazsa olmazımızdır. O zaman misal kimliği sorularında siyasi bağımsızlık dediği zaman azınlık hakları, ekonomik bağımsızlık dediği zaman kapitülasyonlardır. Ve kapitülasyonlar ilk defa burada karşı çıkılmıştır. Dost bir sonraki maddesi Arap ülkeleri. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Araplar biliyorsunuz Osmanlı'yı arkadan vurmuştu. Bu yüzden Mustafa Kemal demiş ki burada arkadaşlarım Araplar isterlerse bize katılırlar, istemezlerse kendi bölgelerinde evet. Kafalarına aslında göre zaten, gözden çıkarmış. Yani. Zaten gözden çıkarmış. Evet. En azından diyor ki hani abi şey İngiliz mandasına girmesin. Yani kendi kendilerini yönetsinler yani. Yani bir de Müslümanların tepkisini de çekmek istemiyor. Zaten Araplar daha önce kendi kararını vermiş. Evet. McMahon anlaşmasıyla. Aynen hocam. Batı Trakya mevzusu var. Bölgenin geleceğini belirlemek üzere halk oyuna başvurmuşsun. Niye halk oyu arkadaşlar? Burası önemlidir. Burası Wilson prensiplerine denir. Plebisit. Prensip hocam. Prensip evet. Olarak Wilson prensipleri. Self determinasyonu. Evet. Çoğulculuk. Evet, Mustafa yani. Kemal burada neye güveniyor? Oradaki halkın? Evet tabii ki oy çokluğuna güveniyor. Evet oradaki halkın çoğunun Türk evet. olmasına güveniyor. Aynen. Diyor ki ben burayı savaşmadan alabilirim. Dikkat ediniz. Halk oylamasına niye gidilmiştir? İstek olarak buradaki halkın çoğunluğu Türktür. Diyor ki %90 zaten oylama yapılırsa Türkiye'ye katılırlar diyor. Bir diğer mevzumuz vilayet istekleri. Daha önce Kars, Ardahan, Batum gibi yerlerle ilgili arkadaşlar halk oyuna başvurması istemiş. Evet. Yine bir benzer durum. Burada da yine neyi baz almıştır? Buradaki nüfusun Türk olmasına güvenmiştir. Evet hocam. Halkın çoğunluğun Türk ve Müslüman olduğundan serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağını düşünmüşlerdir. Yani buraları savaşmadan almayı planlamıştır. Evet hocam. Yani Elbey-i Selase veya Vilayet-i Selase dediğimiz iller. İller. Kars, Ardahan, Batum. Evet. Selase 3. Evet hocam. Osmanlı borçları demiş ki kardeşim Osmanlı dış borçlarını herkes kendi payına düşeni öder diyor. Evet. Yani diyor ben ne kadar yer kaplıyorsam o kadar borç öderim diyor. Aynen hocam. Evet. Demek ki bunları da kabul etmediğine göre Mustafa Kemal burada neyi hedeflemiştir? Kayışı şartsız tam bağımsız bir ülke hedeflemiştir. Peki misal ki milli kararlar alındı. Ne oldu? Bunların önemi ne? Arkadaşlar ilk defa uluslararası sınırlar kesin olarak çizilmiştir. Misal ki milli kararı Türk milletinin ulusal sınırlar içerisinde bağımsız yaşama yeminidir. Ulusal bilince erişildiğinin göstergesidir. Yine burada arkadaşlar Wilson ülkelerine uygun bir barış ortamı hazırlamak istemiştir. Ulusal bağımsızlık mücadelesine yasallık. İkinci kez. Birincide neredeydi? Birincide Sivas Kongresi'nden sonra alınan kararlarda. Kurtuluş Savaşı'nın programını ve temelini oluşturmuştur. Bakınız en önemli nokta burası. Kurtuluş Savaşı'nın programı ve temeli
Misaki Milli. O zaman Misaki Milli neydi? Kapsar. Yani. Açılımı neydi? Kapitülasyonlar, evet. Azınlık hakları, boğazlar, sınırlar, Arap toprakları ve referandum. Bunları unutmayacağız. Evet, bunun dışında hocam tabii ki Misaki Milli kararlarının etkisi ve sonuçlarına bakacağız burada. Tabii bu kararlardan rahatsız duyan işgalci güçler önce hükümet ve meclise baskı yaparak alınan bu kararların değiştirilmesini istediler hocam. Evet. Onun dışında tabii ki işgalci güçlerin bu tutumların nedeni alınan bu kararları beklentilerine aykırı bulmalarıdır hocam. Öyle evet, değil mi? Evet, aynen. Evet, bunun dışında tabii ki itirafların ve padişahın baskıları sonucu Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa ediyor zaten. Bunun yerine tabii ki yerine getirilen Salih Paşa da baskılar sonucu istifa ediyor. Yani bir karışık ortamı var, karışıklık durumu var hocam diyebiliriz. En sonunda istekleri kabul olmayınca 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişler. Daha zaten işgal vardı, fiiliydi. Biz buna artık resmen diyoruz. Niye işgal etmişler? Bu halkın meclisin almış olduğu karar. Bakın dikkat edin. İngilizler Osmanlı halkının toplanmış olduğu Osmanlı meclisini dağıtıyorlar. Bu neye aykırıdır? Türk halkının idaresi. Yok sayıldığını. Yani evet. Yani demokrasiye aykırıdır. Evet. Bir darbe vurulmuştur hocam. Evet. Halbuki Osmanlı Anayasası'na göre meclisi açma kapatma yetkisi kime aitti? Kanun esasına rağmen meclise aitti. Evet. Şimdi İngilizler kapattı. İşte bunlar ne diyor? Biz demokrasi taraflarıyız diyorlar değil mi hocam? Aynen hocam. Evet, Misaki Milli kararları sonucunda İstanbul resmen işgal edildi. Tabii ki işgalden sonra birçok gelişme olacaktır. Evet, yapılan bu işgalden sonra halk bunu protesto etti. Aslında bunlar işgale halkın tepkisini engellemek için işgalin geçici olduğunu, aslında Osmanlı hükümetinin devletini güçlendirme istediklerine dair çeşitli yalanlar söylemişlerdir. Aynen hocam. Herkesin saltanata ve İstanbul hükümeti emirlere uyması gerektiğini söylemişlerdir. Ama dediğimiz gibi bunların hepsinin ortak amacı ne? Aslında işgallere oluşacak olan tepki engellemek idi. Evet, İstanbul hükümeti artık yok. İşgal edildiği için İstanbul İtilaf tarafından işgal edilmesi, mebusamesinin dağıtılması dedik. Türk halkının İstanbul hükümetine olan güvenini sarsırmış. Evet, ne oldu peki? Mustafa Kemal Misaki Milli kararlarını gerçekleştirmek için kendisine uygun bir ortam buldu. Ve Mustafa Kemal bundan faydalanarak bir cümle söyleyecek arkadaşlar. İstanbul'un işgali üzerine diyecek ki Mustafa Kemal derhal vatanın güvenliği için, vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı için, vatanın güvenli bir yerinde ulusun tamamını temsil edecek bir kurul toplanmalıdır diyerek ne yapmıştır? TBMM'nin toplanmasına zemin hazırlamıştır. İstanbul'un işgaliyle Mustafa Kemal artık İstanbul hükümeti adına, yani Osmanlı hükümeti adına, Osmanlı devleti adına söz söyleme hakkını elde etmiştir arkadaşlar. Yani hocam ileride TBMM'nin kurulmasına zemin hazırlanan şey İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması olacak, öyle değil mi? Evet, o zaman bunun demek ki bu da işgalin olumlu sonucu. Aynen, aynen. Her ne kadar işgal kötü bir şey olsa olumlu sonucu TBMM'nin açılmasına zemin hazırlanmıştır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal halka demiş ki ya TBMM Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldı, İstanbul işgal edilmiş olabilir. Biz bir araya gelelim, vatanımızı kurtaralım. Sadece vatanı kurtarmakla kalmayacağız, aynı zamanda padişah ve halifeyi de kurtaracağız diyerek evet, herkesi arkasına almak istemişti İstanbul'un işgalinden sonra. Ve demiş ki padişaha artık güvenemeyiz çünkü o İngilizlerin denetiminde, evet, aldığı kararlar sağlıklı olmayacaktır. O yüzden biz kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız deyip TBMM'nin açılmasını isteyecektir. Tabii, ve bunun için de ne yapacak? Evet, tabii ki Ankara'da açacaklar. Bu sefer İstanbul'da değil. Çünkü evet, dediğimiz gibi İstanbul işgal altında hocam. Evet, İstanbul işgal altında olduğu için Ankara'da birinci TBMM'nin açılmasını isteyecektir. Mustafa Kemal açılmadan önce diyor ki bu meclis için diyor bir oylama meclisi seçim yapalım. Ama bu seçimle ülkenin tamamından milletvekili toplayamayız. Bazı yerler işgal altında, seçim yapamayız. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde vekil olup evet, gelebilecek olanlar da gelsin. Böylece aynen, ne yapmaya çalışıyor? Demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyor. Evet, demokrasiyi güçlendirerek evet, halkın neyini sağlamaya çalışıyor? Tamamının desteğini sağlamaya çalışıyor.
Toplanacak olan birinci TMM ilk meclis başkanı Şerif Bey olacaktır. Fakat daha sonra TMM'nin ilk resmi başkanı olarak da Mustafa Kemal olacaktır. Yapacaktır arkadaşlar. Evet, birinci TMM'nin açılması 23 Nisan 1920 aynı zamanda Ulusal Egemenliğin ilk adımı olacaktır arkadaşlar. Birinci TMM açıldı. Peki birinci TMM ne yaptı? Aldığı kararlar nedir? Nasıl bir meclistir? Şimdi bu çok önemli bir mevzu. Sonra da karşımıza çıkacaktır. Evet. Başlamadan şunu söylemek gerekiyor hocam. Zaten birinci TMM'nin açılmasıyla temsil heyeti artık görevine son veriliyor. Kesinlikle. Değil mi hocam? Evet. Bu önemli. Bir de aslında bu 2020 TMM'nin açılmasının 100. yılı olduğu için bu birinci TMM konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Belki soruda çıkabilir bu sene. Evet. 100. yılı. Evet. 1920.